Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Artık bu tarafta mücadele edeceğiz. 9000 kupaya kasma serimize bugünlük ara veriyoruz. Bu desteği zaten var elimizde, 15 levele en uygun. O yüzden böyle devam edeceğiz. Ama ondan önce bir yıldır biriktirdiğim sandıkları şöyle açayım. Ne çıkacağını tahmin edeceğim. Evet. Hiç kullanmadığım serseriler gibi böyle aptal bir kart çıkar gibi geldi ama. Basıyorum. Evet, bilmişim gerçekten. Çok güzel. Tamam. Bundan zaten altın vereceği muhakkak. Tamam. Şöyle direkt ilk maçımıza geçelim. Umarım kasabiliriz çünkü destemiz metaya hiç uygun olmadığı için normalde atabileceği antilerin çok daha üst düzey antiler atıyor. Özellikle böyle felaket kuleli ve kraliyet paketli desteler atıyor. Mesela bu adamda evrimli barbarlar ve cehennem ejderhası olabilme ihtimali var. Evrimli barbarlar kesin vardır. O biraz sıkıntı. Bol şans diyor bir de piç kurusu. Al işte al. Şimdi bu orospu çocuğu değil de nedir? Bir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Yok abi. Yapmak zorunda kaldığımız savunmayı görüyorsunuz yani. Ne diyeyim? Şöyle öfkeyi atalım. Birazcık hasar verelim. Buz ruhunu harcamayalım hiç burada. Ah. Tam orospu çocuğu. Böyle seçili orospu çocukları olur ya. Tam o öyle. Tescilli böyle. Kendine şube açacak neredeyse piç. Evrimli iskeletlerle bir numara döndürmemiz lazım. Bu arada o kadar şu an maçı ciddiye aldım ki yeni fark ediyorum. Böyle kafamı döndüm. Ciddi ciddi sanki bir lidermiş gibi bir plan yapıyorum. Savaşa çıkıyormuş diye. Kafamı döndürdüm. Plan kurmaya çalışıyorum. Şimdi bu iplerin düşünemeyeceği bir hamle yapacağım. Evrimli iskeletlerle. Tam dev goblin şey yapsın. Bir taraftan zaten cehennem ejderhası açacağını adım gibi bildiğim için. Şöyle yapalım. Cehennem ejderhası bu taraftan gelir çok büyük ihtimalle. Bas öfkeyi. Çok güzel harcadı gerizekalı. Umarım başka büyüsü yoktur bu arada. Hadi evrimli iskeletler. Orospu'nun çocuğu. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çok güzel düşünmüştüm oysa ya. Balon atağı gelebilir soldan. Sadece alev topu atarız ona da yapacak bir şey yok ama gelmeyecek galiba. Bir taş almam iyi oldu çünkü evrimli iskeletlerin verdiği avantajı kullanabilirim böylece. Onu evrimli barbar atmaya zorlamak istedim orada. Güzel kıvılcımlı bir savunma yapabiliriz. Tazıya da bayağı erittik. Yani şunu şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Savunma ihtimalimiz orayı kalmadı. O yüzden atağa çıkıyorum. Ya minibek arkaya geçti orospu çocuğunu gördünüz mü? Aa! Kaleye vurulmak için madenciye döndük kale yakınken. Gördünüz mü? Oğlum gördük deyin lan. Lan. Orası bir çocuğu senin. Orası bir çocuğu senin. Yapacak bir şey yok. Evrimli iskeletleri atamıyoruz. Ortadan bassam maçı kazanma ihtimalim vardı. Yok abi. Bu kadar satılık maçlarda bilmiyorum ya. Deneyeceğim. Alamazsam maç gitti. Siktin mi? Ne oldu piç? Ya siktir lan bu desteğiyle. Geliyorsun karşıma sonra iyi oyunlu. Ne kadar oyun dağıtsa sizi karşıma size de bileniyorum oğlum. Çünkü şerefsizlikle maç alıyorsunuz siz. Çünkü adilikle, kahpelikle maç alıyorsunuz. Kahpelik. Bu nedir lan bu? Eşleşme mi beyler bu? Ne bu böyle? Ondan önceki eşleşme de tam orada. Neyse. Eşleşme mi beyler bu? Dev Goblin için cehennem ejderhası ve evrimli barbarlar. Kıvılcım için de evrimli barbarlar. Efendim. Ne bu? Böyle mi olacak yani? Peki. Şu kaydı kendi kendine kapamasın. Bir de bu çıkmıştı bir ara başıma. Artık psikolojimi bozdu. Kayıt her an kapanıyormuş gibi hissediyorum.
Yok abi işte şimdi daha ilk maçtan belli etti. Kim bilir şimdi hangi eşleşme gelecek karşımıza. Ya böyle binicili şey destesi geliyor karşıma. Böyle kraliyet paketli binici destesi falan geliyor. Bu destede ne kadar mini P.E.K.K.A da olsa binici destesi %70-80 anti bize beyler. Kulübeli değilse eğer anti değil o kadar. Ama kulübeli ise naneyi yedik demektir. Ki dev goblin'e de üzerine bir nerf geldi. Zaten antiydi. Umarım aynı eşleşmeyi oynama şansımız yok. Onda kraliçe olamaz. Bu desteği çünkü ben yaptım. Böyle bir deste yok. Oynar mısın? Apex Flex oynar mısın gerizekalı? Seni şu ne kadar daha bekleyelim tahmini? Yok neyse kraliçeyle çıkalım. Dev Goblin oynadığımızı daha tahmin edemez. Elektro Dev mi oynuyor acaba? Elektro Dev oynuyorsa iyi. Mutlu olurum gerçekten. Desteği döndürmek için şöyle atıyorum. Makineye döndü, güzel. Tamam. Biraz hasar yiyeceğiz ama çok da fazla yemeyiz. Paketli oynuyordur bu piç. Piçi iyi tanırım. Piçi iyi tanırım. Bir hata çıkalım. Paket atabilir. Şöyle buz ruhunu biraz geri kaçıyorum. Gene atabilir gerçi. Ah be. Mini P.E.K.K.A çok güzel çalıştı ama. İlk defa şu karttan beklediğim performans... Neyse çok böyle sayın cinsel konuşuyormuşum gibi oldu beklediğim performans falan deyince. Evet. Ya şimdi orayı zaten öfkeye bile alırız. Öfke galiba 77 vuruyor ama iki defalık bir öfke de bile alırız. Şöyle yandan biz çıkalım abi. Alev topum nasıl olsa şeyler için var. Şöyle. Evet bekliyordum biliyor musunuz? Keşke kraliçeyi daha önden atsaydık. Bekliyor olmama rağmen böyle bir hata yaptım. Yapmamalıydım. Kıvılcım ne tarafa vur? Tu Allah seni kahretmesin geri zekalı münafık. Yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok şu an. Bir atak geleceğini de biliyorum ama. Yok verdik. Böyle bir geri zekalı, böyle bir noob bile bizden maç aldı. Yok ananı sikeceğim abi. İşte arkadaşlar anti demek bu demek. Yani adamın oynayışını görüyorsunuz. Gram numara yok adamda. Düz orospu. Tövbe estağfurullah. Neyse. Beni günahkar etti orospu çocuğu. Günahkar etti beni. Dev Goblin'i arkadan çıkalım. Bu belli zaten. Bunu ezber yaptı bu orospu çocuğu. Aynı hamleyi 10 kere yapar da. Bakalım ne yapacağız. Şöyle yapalım. İki taca zorlamak geliyor içimden şu an. Tamam şöyle çıkalım. Bir tane bile vuramadın mı be? Bu aptallık ne böyle ya? Oraya şey gelir. Tamam. Bu orospu çocuğunu durdurabilir miyiz? Hey, bu kadar güçlü bir değil bu sanki yani. Değil mi? Bence de evet. O kadar güçlü değil. Ben görüyorum neyse ki ya. Allah'tan görüyoruz da. Yok zehri unuttuk. Kahpe zehri attı bizi. Orada orospu çocuğu zehri var. Yapacak bir şey yok abi tutamadık. Deneyelim. Lan bura artık. Oh be.
Vallahi kabul etsek de etmesek de Kıvılcım bize maç kazandırdı. Kalbim küt küt çarpıyor ya. Kalbim Apex Flex'e yenilsek ne yapardık? Koydum gelen eşleşmelere bak. Ne güzel 9000 tarafından kasıyoruz zaten. Beni niye buraya soktunuz ki? Yorumlarda gördüm abi Dev Goblin'e geri dön. Dev Goblin'e niye geri dönelim ya? Bunun tipinde hayır var mı yani? Buna niye geri dönüyoruz? Baksana. Kahpeler gibi dilini çıkarmış. Aptal aptal bakıyor. Neyse. Abi isimler de seçmece gerizekalı gibi ya. Ricky. Çok stresliyim ya. Neyle oynuyor acaba? Çok merak ediyorum. Kıvılcımla oynuyorsa kıvılcım bizim kıvılcımı siker atar çünkü bizimki güçsüz. Biliyorsunuz ki. Çok güzel. Böyle geri zekalığı değerlendireceksin. Oh. Gel. Gel gel amına koyayım. Rakibin salak olanı makuldür. Salak olanı gel. Gel oğlum. İskeleti geriden çıkıyorum. Tomruk atabilir. Barbarı falan yoktur umarım. Hadi sal maç oğlum. Hadi Ricky buradan git. Ricky sal maç oğlum. İyi değilsin. Ricky. Ricky'sin oğlum. Kabul etmiyor herhalde neyse. Kıvılcım bir tane vur oraya. Mini P.E.K.K.A kendini feda et Kıvılcım için. Utanır gerçi ayıp olurdu. Mini P.E.K.K.A gibi bir kart Kıvılcım için feda etmek olmazdı. Neyse amına koydum oğlum işte bitti oyun. Ne oldu Ricky? Peki. Ya hiçbir kale bile vermeyelim amacım o. Çok iksir harcadım. Biraz Ricky ile dalga geçelim mi şöyle? Kıvılcımı kendi sahasında eritirsem ona çok koyar. Bir tane daha vur. Yani gel önünü erken keseyim de amcık gibi kal ortada geri zekalı münafık. Şimdi ne yapacağım? Ya bir kale vereceğiz galiba beyler. Hiç istemiyorum da iksir yetişmeyecek. Evet. Neyse. Böyle bir geri zekalı münafığa bir kale verdik. Keşke vermeseydik. Al 15'ten arttı. Ne oldu? Oyun. Sikimsel. Bir kale verdirdim ne oldu? 3 taç çektim senin adamın oğlum. Sonuç değişti mi senin için? Ha? Gene rezalet, gene rezalet. Evet şöyle bir güzel güzel şu eşleşmeleri şöyle tadına vararak bir göstereyim size. Kim antiydi kim değildi bir eşleşmeyi okuyun. Elit barlar da almış. Ulan gariban, ulan gariban neyse. Evet arkadaşlar 3 eşleşme oynadık. Son eşleşmeye de bakıyorum. Evet 3'ü de Bizantiydi. Benim yorumuma göre bu. Gerçi sonuncu adamın kraliçemize bir cevabı çok yokmuş. Yarasalarla sadece biraz frenleyebilir. Onun için de öfke veya buz ruhuyla kurtarabilir. Son eşleşme gene gerçi çarpması var. Kıvılcım için çarpması var. 60'a 40 adamdaymış. Geri kalanlar zaten tamamen imkansız eşleşmelerdi. Gördünüz eşleşmeleri. Neyse. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beyanat babanı olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.